Ballar, nasılsınız? Ben iyiyim. Saat 5:17. Bugün o kadar çok şey yaptım ki. Bu saate kadar hiçbir şey çekmemiş olmamın sebepleri var. Birincisi doktora gittik. Biliyorsunuz bugün benim için... Şu yakam ha. Bugün benim için büyük bir gündü biliyorsunuz. Hem annemin gelip gelmeyeceğini, vizeyi alıp almayacağını öğrenecektik. Nitekim öğrendik. Annem vizesini aldı. Şükürler olsun. Zaten dünkü videoda söylemiştim. Hem de doktora gittik bugün. Tam olarak 30 hafta 6 günlük hamileyim. Yarın 31 haftalık hamile olacağım. İnanamıyorum zaman ne kadar hızlı geçiyor. 10 dakika 15 dakika sonra evden çıkmam lazım işe gitmek için. O yüzden istediğim uzunlukta açıklayamayabilirim bazı şeyleri ve bugünkü video istediğim kadar ya da sizin isteyeceğiniz kadar uzun olmayabilir. Sabah aslında yapacaktım ama bir sürü şey yapmam gerekiyordu. Kayınvalidem geldi, onunla oturduk, konuştuk. Sonra doktora gittik. Sonra yemeğe gittik. Eve geldim. Bilet aldım. Çünkü annemin biletini aldım. Çok mutluyum. 7 Aralık ve inşallah tabii 7 Aralık ve 21 Şubat arası burada olacak annem. 7 Aralık'ta geliyor, 21 Şubat'ta dönüyor. Hemen hemen 2 ay 2 ay tabii 2,5 ay. Evet. Tam 2,5 ay. Fena değil yani. Daha uzun olsun isterdim ben ama çok kısa bir zamanda değil. Normalde Aralık ortası gibi alacaktım. Fakat ne olur ne olmaz her ihtimalle normalde bana verilen doğum tarihi Ocak 4. Yani ben bana verilmiş olan doğum tarihinden hemen hemen bir ay önce aldım bileti. Ne olur ne olmaz. Olur da belki bir erken gelme durumu olur diye. Gerçi şimdilik öyle bir şey görünmüyor. Doktora gittik bugün. Ultrasonumu aldım. Kızımı ölçtüler. Birincisi ve en önemlisi ve beni en çok şaşırtanı kafa aşağı duruyordu. Yani durması gerektiği gibi duruyordu. Artık belli bir haftadan sonra. Gerçi hala şeklini değiştirebilir, dönebilir ama sürekli ben gittiğim her ultrasonda yanda görüyorduk. Kafasını göbeğimin yan tarafında görüyorduk. Fakat baş aşağıydı bugün. Yani doğum pozisyonuna girmiş. Tabii daha önümüzde haftalar var, pozisyon değiştirebilir ama neden bilmiyorum içimde öyle bir his vardı. Sanki hiç o pozisyona girmeyecekmiş gibiydi ve hiç hissetmedim de doğum pozisyona girdiğini. İnsan hisseder mi bilmiyorum, ben hiç hissetmedim. Bugün kontrolünde çok şaşırdım o yüzden. Kafası aşağıda, ayakları yukarıda. Ve kilosu 3,9 pound yani 1,7 kilo. Normalde işte benim kullandığım telefon uygulamalarında hatta kullandığım bütün uygulamalarda hemen hemen 31. hafta itibariyle yani yarın itibariyle 3,3 pound olması gerektiğini söylüyor. Bizimki 3,9 pound. Doktora sorduğumuzda %32'lik dilimde olduğunu söyledi. Tam olarak bu ne demek bilmiyorum. Ama doktora sorduğunda kilosu mükemmel ve tam doğum haftasına göre gidiyor dedi. Hala doğum tarihimiz 4 Ocak olarak görünüyor o yüzden. Bu arada 31 haftalık hamilelik günlüğü, daha doğrusu 30 haftalık hamilelik günlüğü yapıp bunları daha uzun uzun açıklayacağım ama şimdiden de söyleyeyim çünkü içinize merak edenler var ya bu konuda çok konuştum diye. 132'lik kısımda olduğunu söyledi. Eğer %90 ve üzerinde olursa bebek çok büyük demekmiş. %10 ve 6 olursa küçük demekmiş. Mükemmel dedi bebeğin şu anki kilosu. Şükürler olsun. Ben de en ufak bir problem yok. Benim sormam gereken, sormayı düşündüğüm bir sürü soru vardı işte. Kanguru taşıyıcılar sağlıklı mı ya da bu wrap denen sardığınız şeyler sağlıklı mı? Bana hep söylediğiniz o oturaçlar, yürüteçler sağlıklı mı? Son aylarda hurma yemeli miyim? İşte ne kadar çalışmalıyım? Bebek doğunca yıkanmalı mı? Bebek doğunca direkt ten teması falan filan. Aklıma gelen her soruyu sordum. Onların açıklamasını 30 haftalık hamilelik günümde uzun uzun yapacağım bu video. Hem çok uzun olmasın hem de sadece hamilelikle alakalı olmasın diye. Ben 1,2 pound vermişim. Hemen hemen 500 gram, yarım kilo vermişim. 31. haftam itibariyle başlangıçtan bu yana aldığım kilo ne kadar aldım? 10 pound aldım. Hemen hemen 4,5 kilo. Yani 4,5-5 kilo aldım 31 haftadır. Bu da gayet iyi ve bundan da çok memnun doktorum. Tabii bundan sonra artacağını söylüyor kilo artışının. Yani asıl arttığı haftaların bundan sonrası olduğunu söylüyor. 9 haftam daha var. Elinden geldiğince çok almamaya çalışacağım ama hani bu süreçte bir 10 pound daha alsam yani bir 5 kilo kadar daha alsam sorun olmayacağını söyledi. O yüzden ondan da mutluyum. Onun dışında işte amniyotik sıvısı her şeyi iyi. Bebeğin hareketleri iyi. Kalp atışları iyi. Çok şükür. Ben hiç
yüz ultrasonunu çektiremediğimiz için korkuyordum. Kendi kendime korkuyordum. Neden bilmiyorum, acaba böyle hani yüzünü göremedik pek, cleft lip falan, o böyle yarık dudak oluyor. Oluyor ya, olma ihtimali falan olur mu diye. Öyle bir ihtimal yokmuş. Onlara zaten daha önceden bakılmış. Şimdiki her şey çok yolunda ve çok güzel görünüyor. Çok şükür. İşte kramplarımı sordum, şunu sordum, bunu sordum. Her şeyi sordum ve hepsini açıklayacağım sonra yaptığım videoda. Vizemizi aldık, şükürler olsun. Annemin biletini aldık, şükürler olsun. Şu an artık oturup bekliyorum. Bugün itibariyle bir ay 5 gün mi, 6 gün mü ne var annemin gelmesine? Sabırsızlanıyorum. Şimdi sadece oturup beklemek kaldı. Öyle şimdilik yani bebek çok büyük ol, hani ben de gebelik şekeri olduğu için bebeğin büyük olma ihtimali ve belki erken doğum ihtimali diye düşünmüştüm kendi kendime, ama şu anda öyle bir şey görünmüyor. Ama dediğim gibi daha çok erken, ilerleyen haftalarda bebek birden büyüyebilir ya da herhangi başka bir komplikasyon olabilir, bilmiyoruz, ama şimdilik her şey yolunda. Hatta ben sordum, dedim böyle böyle annem gelecek Türkiye'den, Los Angeles'a gidip onu almamda sakınca olur mu? Ve ben dedim 36-37 haftalık hamile olacağım o zamanlarda. Bunu tabii ki son, hani gitmeden önceki haftalardaki doktor görüşmelerimizde bunun asıl karar verilecek, ama doktor bir sakınca olmayacağını, gidebileceğimi söyledi. Ama tabii hani şu an kesin kafama koydum gideceğim gibi bir şey yok. Olur da bir hafta önceden, 2 hafta önceden doktor hayır, biraz da olsa, çok ufak bile bir risk olsa gitme derse gitmeyeceğim. Charlie gidecek ve belki İbo gidecek. Ama ben gitmek, almak istiyorum annemi açıkçası. Bakalım. Kısmet. Gidebilirsem. Bugünün güzel haberleri bunlar. Müthiş hissediyorum kendimi. Birazcık başım ağrıyor şu an ama olurdu artık bugün yani. O kadar koşuşturmadan sonra. Şimdi birazdan işe gideceğim. Öte yandan benim biliyorsunuz ben Amerika'da evlilik yoluyla green card'ım var. Ve ilk evlendiğinizde size 2 senelik green card veriyorlar. Daha sonra 10 seneliğe çevirebiliyorsunuz. Ve benim 2 senelik green card'ım Şubat ayında expired olacak. Yani süresi dolacak. O yüzden onun süresi dolmadan 3 ay önce başvuruda bulunmanız gerekiyor. Ve benim başvuru zamanım geldi. Sanırım bu hafta içinde başvurumu yapmam gerekiyor. Gideceğim onun evraklarını çıkartacağım internetten. Onları dolduracağım. Onları göndereceğim. 10 senelik green card içinde başvurmuş olmuş olacağım. Hepsi bu zamana denk geldi ama sorun değil. Yani yapacağım, aradan çıkacak. Böyle. Bugün için fazla söyleyecek bir şey yok. Geldiğimde akşam herhalde günü değerlendiren son bir konuşma yaparız. Çok kısa olsun istemediğim için video, ama zaten hak verirsiniz tahmin ediyorum bana. Ümit ediyorum yarın daha, ay yarın belki makyajlı bir şeyler yaparım. Çünkü yarın 30 haftalık videomu çekmek istiyorum. Hazır her şey taze taze aklımdaki unutmamak adına. Ama böyle çok mutluyum. Dünkü videoma bıraktığınız yorumlar için çok çok teşekkür ederim. Gene elimden gelince dönmeye çalıştım. Herkes bir şey söylemiş. Set, bebek seti, hastaneden çıkış seti. Ben hiç böyle bir şey görmedim burada. Vardır belki, yani vardır muhtemelen, ama ben hiç görmedim, hiç dikkatimi çekmedi gittiğim hiçbir yerde de. Belki hastanelerde satılıyordur, çünkü burada bizim hastanenin altında çocuklara yönelik böyle şeyler satan yer var. Belki orada vardır. Ama her neyse, ben kendim Walmart'a gideceğim haftaya muhtemelen. O zaman bakacağım çocuk seti, yeni doğan seti falan filan diye. Ya da annemden isteyeceğim. Zaten hani annemin geleceği de kesinleştiği için artık şu an Türkiye'de olan herkes, akraba bilmem ne, herkes soruyor ne istiyorsun ne istiyorsun diye. Anneme söyleyeyim yeni doğan seti getirirsin diye. Çünkü bilmiyorum var mı yok mu burada, ama ben gene kendim de alacağım, hazır olacak ne olur ne olmaz. Hani belki çocuk annemi gelene kadar beklemeyebilir. Böyle çok teşekkür ederim verdiğiniz tavsiyeler için. Onun dışında hastane çantamı hazırlamakla ilgili de verdiğiniz tavsiyeler için çok teşekkür ederim. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan. Bir şey daha vardı. Sanırım bu kadar. Evet. Bir ara sizden tavsiye isteyeceğim. Yani şu anda isteyebilirim. Şimdi annemin gene geleceği kesinleştiği için inşallah. Kitap istiyorum annemden. Şimdi ben Anatolia'da olduğundan itibaren sadece Türkçe konuşacağım. Biliyorsunuz onu, en azından elimden geldiğince sadece Türkçe konuşmaya çalışacağım. Türkçe öğrensin. Ana dili olsun Türkçe diye. Ya da ana dillerinden bir tanesi olsun diye. Fakat mesela burada çocuk doğduğu andan itibaren ya da işte 5. 6. aydan itibaren onlara okunabilecek böyle eğlenceli, işte yok peluşlu, yok işte arasının içinde üçgenli bilmem neli hayvanlı, şunu bunun parmaklarını sokabileceği falan kitaplar oluyor. Onun Türk versiyonunu istiyorum. Annemin buraya getirmesini isteyeceğim. Burada bulma şansım Türkiye'ye göre çok daha az, yani eminim Amazon'dan falan bulunabilir, ama sonuçta kadın geliyor ve getirsin bana.
Nereden alınabilir? Ne alınabilir? Ne bileyim, online internetten sipariş verip annemin evine gönderebileceğim bir adres, internet sitesi biliyor musunuz? O kitaplardan almak istiyorum. Bana eğer internet adreslerini verebilirseniz ve ne tarz, çünkü bilmiyorum, daha önce hiç çocuk yetiştirmedim. Ne alınmalıdır, nedir bilmiyorum ama eğer hani sizin kendi çocuklarınız için kullandığınız varsa tavsiye verebileceğiniz şu yayın evinin şu kitabı ya da şurada satılan şu kitaplardan alabilirsiniz şeklinde bana tavsiye verirseniz müthiş mutlu olurum. Onları da yüklensin, getirsin. Bu kadar sanırım. Şu an aklıma gelenler bunlar. Hemen çarçabuk üstümü değiştireceğim. Saçlarımı toplayacağım. İşe gitme moduna gireceğim. Sonra işe gideceğim. Çalışacağım. Bugün kuş gibiyim. Hiç işmiş umuruna değil yani. Çok mutluyum. Ve böyle mutlu günlerin sizi de bulmasını diliyorum. İnsanın böyle, benim bugün hissettiğim gibi günler hayatlarımızda ne yazık ki, en azından benim hayatımda nadir günler. Çok mutlu, çok umutlu hissettiğim, iyi haberler aldığım, beklediğim şeylerin böyle çok çok üst üste gerçekleştiği günler. Tabii ki hayatımızda hepimizin sıkıntılar, dertler var. Kimin yok? Ama bugün çok güzel bir gün. Çok içimin huzurlu olduğu, çok şükrettiğim bir gün. Ümit ediyorum sizler de böyle günler geçiriyorsunuzdur ya da geçirmiyorsanız da o günler çok yakındır. Çok teşekkür ederim ve bugünlerde yani bugünümü sizlerle paylaşabilmenin kıymeti çok büyük benim için. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Annem gelsin diye ettiğiniz iyi dilekler, dualar, enerjiler, bana gönderdiğiniz çüp 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 karmalar, her neyse onlar. Ya da sadece yürekten dilemiş olmanız bile benimle beraber müthiş mutlu ediyor beni. Paylaştığından beri, dünden beri herkes ne kadar mutlu olduğunu söyleyip duruyor. İnanın çok takdir ediyorum. Çok teşekkür ederim o yüzden. Böyle, okey, işe gideyim şimdi, çalışayım. Para kazanayım. Öyle. Akşam geldiğimde yine bir kapanış konuşması yaparım, çok lazım. Çünkü kapanış konuşmam olmadan olmaz. Ay, biraz da yorgunum. Ama gideyim. Okey. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben geri zekalıyım. Ben geri zekalıyım. Dünyada çok az insana bahşedilmiş bir zeka sorunu var bende. Ben yukarı çıktıkça göbek de yukarı çıkıyor bende. Nasıl bu bebek göbeği? Diyeceksiniz ki bizi niye? Kimdi o ya? Bizi zavallı gibi köşeye koy, kedi yavrusu gibi köşeye koyuyorsun diyoruz. Çok tatlı. Kendi biz niye köşedeyiz bilgen diyebilirsiniz. Çünkü şeyi bulamadım ya. Arabada olması lazımdı. O yavruyu, her neyse onun adı. Sizi şu kenara aldığım şeyi bulamadım arabada. Ve acelem var. O yüzden dert etmeyeceğinizi düşünüyorum. Çünkü anlatacaklarımı duymanız lazım. Çalışır mısın? Acelem var. Ay bak, ağrı kesici alacaktım. Onu da unuttum. Ben Allah'ım öyle bir şey yaptım ki şimdi duyacaksınız. Ve ne oluyor duyacaksınız. Ama tabii 2 saat kıllatmam lazım. Anlatmadan önce dur. Yola çıkayım, anlatacağım söz. Bayadır araba kullanmıyordum. Bir haftadır falan. Ay, düşürdüm sizi bir an. Nerelerimi çektim. Ne oldu biliyor musunuz? Ben size ne dedim? Ben bileti kaçını aldım? 7 Aralık, 21 Aralık aldım değil mi? Süper zeka, muhteşem zeka. Düşme, geri zeka. Okay. Bileti 7 Aralık, 21 Aralık aldım ben çünkü süper zekayım. Size ne demiştim? Aralık başında Charlie şehir dışında olacak demiştim değil mi? Charlie Arizona'ya gidiyor arkadaşlar. 5 ve 8 Aralık arasında adam yok. Bırak San Diego'yu, Kaliforniya'da bile olmayacak. Ve eğer olur da ben hamilelikten ötürü gidemeyecek durumda olursam, Charlie gidip annemi alacaktı. Charlie burada olmayacak. Ben gitmek zorundayım. Doğursam da, çocuğu doğursam da gitmek zorundayım. Yani kim alacak? Allah'ım, inanamıyorum böyle bir gerizekalı, böyle bir salaklık yaptığıma ve bileti alırken hani aklımın ucuna bile gelmedi Charlie'nin Arizona'da olacağı. Diyor ki son bir aydır bunu konuşuyoruz, sen böyle bir şeyi nasıl unutabilirsin diyor bana. Ağzım açık kaldı. Yani kayınvalidemle gideceğiz Los Angeles'a, yani kayınvalidem götürmek zorunda kalacak beni. Okey. İki seçeneğim var. Ya İbo ile gideceğim. Çocuk eğer işi gücü yoksa, ki bana demişti hani iş, ama edit yapmak zorunda kalacağım. Telefon düşüp duruyor. Her neyse, bana demişti ki
Yani işten izin alabilirsem, işim olmazsa ben seni götürürüm demişti. Sağ olsun, var olsun. Alamadığını düşün. Kayınvalidemle gitmek zorunda kalacağım. Kayınvalidemle gitmekle ilgili bir sorunum yok. ama ya ben gidemezsem, kayınvalidem tek başına gidip annemi alamaz, yani alır da alamaz. Çok mecbur kalırsak alır da olmaz ya, tek başına kayınvalidem ve annem arabada. Yani annem İngilizce konuşmuyor, kayınvalidem Türkçe konuşmuyor. Bu iş olmaz yani. Of, çok kötü oldu bu ya. Sonra benim ya gidemezsem ya doğurmak üzereysem kayınvalidemle İbo mu gidecek? Aa, düşünemiyorum yani. Charlie'nin iptal etmesi gibi bir şey de çok mümkün değil. İş yeri sonuçta ödendi, etti her şeyi. Yani iş yeri ödedi, eğitim. Bilmiyorum hani işini riske atmış olur mu? Kafayı yiyeceğim. Çok kötü oldu ya. Hep benim, Burhan gibi. Hep benim hatam yani. İnsan düşünür, gerizekalı. O heyecanla, o hemen bileti alayım şeyle aldım. İnsan bir düşünür, aptal. Kayınvalidem de yanımda yani, yanımda oturuyordu. Bana demedi ki kızım kocan gidiyor diye. O da ben akıllı, o benden akıllı. Of. Bittim ben. Erildim, bittim. Ben şu an dalga geçiyorum ama bittim ben, ne yapacağım bilmiyorum. Tamam. Bu çocuk zamanında gelmek zorunda. Bu çocuk zamandan önce gelemez. Benim gidip anneciğimi almam lazım. Annem yol bilmez, izin bilmez. Los Angeles'tan buraya nasıl gelsin? İngilizce bilmez. İmkansız yani. Ve kayınvalidemin tek başına gidip annemi alıp getirmesi kadar awkward bir durum olamaz. Yani çok garip olur. Ya çok garip derken, daha önce hiç yüzünü görmedi. Gidecek onu havaalanından alacak. Havaalanında bulacak. O çıkışı bul. Hey, ben de kayınvalidemi tanıyorsam. Hani Charlie biraz daha bu konularda uyanık. Kayınvalidem annemi alacak. Arabanın içinde 2-2,5 saat tek kelime konuşmadan beraber gelecekler. Ah Bilgen, sen ne yaptın? Sen ne bok yedin Bilgen? Gerizekalı Bilgen. Atlamadan önce yola bakacaksın. Zaten cinlerim tepemde. İt! İbo'nun ayağına düştüm artık ben. İbo'ya şöyle bir okkalı yağ çekmem lazım. Ya çocuk da yağla da alakası yok. Kendisi söyledi zaten ben gelirim diye. Onu bırak. Hadi kayınvalidemle gitmedik. İbo ve ben gittik. Okey, hiç sorun değil. İbo ile beraber gider alırız. Mesele değil. Araba var, bilmem ne var. Ama hadi çocuk izin de aldı. Ya düşünsene, benim bir şey oldu. Yoldayım, sancım geldi ya. İbo ile ikimiz mi gideceğiz hastaneye? İbo mu duracak benim yanımda? Oh no! Ben ne yaptım? Çıldırmak üzereyim. Okay. Kafamı şu direksiyona vura 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 vura. Kendimi bayıltmak istiyorum şu anda. Hem hamile kafası, hem heyecan, hem stres, heyecan, her şey bir arada derken kafa ıçtı gitti. Ki biletimi de değiştiremem artık. Tabii ki en ucuzu olan promosyon bileti aldım. Promosyon da yani 2100 lira, az mı? Ona 2000 ne kadar oluyor? Sanırım 680 dolar civarı verdim. Orada değiştiremem vardı. Ooo, çok güzel oldu, bal oldu. Çok güzel oldu, bal oldu. Okey, şimdi size tekrar bir soru geliyor. Biriniz beni tokatlayabilir mi? Bu bir. Ağzımı burnumu dağıtabilir mi benim yerime? İkincisi, sen benim önüme geçmeye çalışacaksın değil mi? Geç. Geç lan. Geç lan. İkincisi, ben geçmeye çalışmıyorsun. Bak lan bulursun tatlım. İkincisi, aranızda böyle çok hamileyken yolculuk yapan var mı? Yani Los Angeles San Diego arası dünyanın en uzun yolu değil. Trafikle bunun sürüşüyle trafikle 2,5 saat falan olur diye tahmin ediyorum. Adam da resmen izin vermedi yani. Her neyse. O yüzden o yönden sorun olacağını sanmıyorum. 2,5 saat gidiş, 2,5 saat geliş. Bilmiyorum. Çok mutsuzum. Hem çok mutluyum, hem çok mutsuzum, çok salam diye. Okey, neyse, sizi bayım baydım muhtemelen.
Bir dakikada anlatacak şey 40 dakikada anlatıyormuşum ya. Gene 40 dakikada sizi baydım. Ne yapayım, ben akıl verin, ben ne yapayım bilmiyorum. Sınav benim tatlı beynim, bol beynim ki çok aşırı çalışan, çok aşırı gelişmiş, kıvrımları tam 30 senede oluşmuş, her zamankinden daha çok fosfor almış bir beyin olmasına rağmen şu an durdu. Ah Bilgen Tolis. Böyle. Okey, tamam. İş yerine de neredeyse geldim. Çalışayım. Kendime söyleyecek söz bulamıyorum ya. Sözün bittiği yerdeyim. Tikendim ben. Neyse, şu an olayın şokuyla abartıyor olabilirim. Bir şekilde bir çaresine bakılacak yani. Büyük ihtimal kayınvalidem ve ben gideceğiz. Ya da İbo ve ben. Kayınvalidem ve İbo çok kötü bir seçenek olur. Bakacağız. Yani hayatımdaki sorunların merkezindeki sebep benmişim meğer, haberim yokmuş. Başım da ağrıyor, ilacımı almayı da unuttum. İş yerinde de var mıdır Tylenol şimdi? Okay, gidiyorum. Akşam dönüşte belki yine görüşürüz. Yes. Oops. Gençler. Güzeller. Hava buz diyeceğim. Nasıl abartmış olacağım? Buz falan değil. Tişörtleyim ama arabanın içi buz. Kollarım arabanın koltuğuna değdikçe kendileri de deri, biliyor musun? Değdikçe dondum. Uy, ne yapıyorsunuz? Ben şimdi çıktım işten, saat 11. Bu anahtar beni cinlendirecek. Benim bütün cinlerim tepeme gelecek. Adam olacaksın. Adam olacaksın. Okay, let's go home. Ay bu açıyı eminim hiç özlememişsinizdir. Neyse, önemli olan muhabbet. Zaten yüzümü yıkamadan, makyajımı silmeden, saçımı taramadan karşınıza çıkıyorsam bu açıyla da çıkabilirim bence. Ya ne var ya? Yüzük. Nedir yani? Overrated. Her neyse, okey. Çalıştım. Bugün pek şey değildim. Nasıl dayaklayak? Yavaştı bugün iş. O yüzden biraz sıkıldım. Ama onun dışında fena değil. Çok yorulmadım. Yani yorgun falan. Biraz yorgunum tabii de. Popom acıyor. Popomun üstünde kemik varmış gibi hissediyorum ve o acıyor ama onun işten ziyade hamilelikle alakalı olduğunu düşünüyorum. Okey. İbo ile konuştuk. Dedim İbo, dedim ben dev bir gerizekalılık yaptım. Dedim böyle böyle. 7'sine bileti aldım. Bir de bizim şimdi İbo, ben, Özgür, Hakan, kaç kişi oluyor? Bir de Emine, saydım mı? Bir WhatsApp grubumuz var, okey. Ben bugün bileti alır almaz hemen oraya gittim, yazdım tabii ki her şeyi olduğu gibi. İşte ay dedim, bileti aldım 7'si ile 21 arasında, bence eşsiz bir tarih, daha mükemmel bir tarih olamazdı falan filan diye şişinirken sonra gittim. İbo dedim, ben bir gerizekalılık yaptım, 7'sini almışım ama böyle böyle Charlie işten geldiğinde bana 8'ine kadar Arizona'da olacağını söyledi. Ondan sonra İbo tabii ki önce benimle azıcık dalgasını geçti. Kıyamam, onu da biraz canı sıkkın bugünlerde. Sonra da bana dedi, olur mu ya öyle şey, ben gider alırım dedi. İzin alırım gerekirse dedi. Benim için işten izin alacak ve gidecek. Eğer ben gidebilirsem gideceğim onunla. Gidemezsem tek başına gidecek. Kurban olurum, gidecek alacak annemi. İnşallah sonunda bir aksilik çıkmazsa tabii, ondan yana çıkarsa da adam haklıdır hani. Hiçbir zorunluluğu yok yani. Annem İbo'yu sever, İbo da annemi sever. O ayrı ama yani öyle. İbo benim canım ya. Vallahi çok büyük, çok büyük bir iyilik yapmış olacak bana. Çok kral bir iyilik yapmış olacak. Ama onun dışında da yani sadece bunu has değil. Zaten biliyorsunuz kaç senedir İbo olmasa burada çok zor olur. Zaten İbo olmasa muhtemelen şu an burada olmazdım. Bilmiyorum yani, İbo olmasa zaten Amerika'ya gelmiş olmazdım. Kocamla tanışmazdım. Kozazıyımla tanışmazdım. Hacı ne yapıyorsun ya? Son anda mı verilir o sinyal? Çünkü tanıyor, bas kornaya. Adam gideli 4 saat olmuş. Önünden çekileli. Anam, yine bir polis arabasının mavi, beyaz ve kırmızı ışıkları. All American.
American köpeği. Oops. American köpeği Bilgen. Sen Amerikalıları çok seviyorsun. Hiç rap. Oha ne? Uuu. 3 tane polis arabası. Hoş. Burada ayağını takılıp yere düşsen 3 tane polis arabası geliyor her şey için de. Bu arada biliyorsunuz değil mi benim öyle bir Amerikan kültürüne falan aşkım olmadığını. Amerikan kültürüne bir aşkım, özentim olmadığı gibi dünyadaki her kötülüğün sorumlusu olarak Amerika'yı da görmüyorum tabii dünya birçok insan gibi. Büyük devletlerin hepsi. Amerika kötü de İngiltere çok mu iyi? Fransa çok mu iyi? Yani hepsi çok affedersiniz aynı bok. Ama öyle bir Amerikan düşman yani Amerikan düşmanlığım yok tabii ki niye olsun? Ama öyle bir Amerika aşkıyla da yanıp tutuşmuyorum. Ölmüyorum yani Amerika için. Bir gün herhangi bir sebepten buradan taşınmamız gerekse Charlie ile Türkiye'ye ya da başka bir yere buraya dair özlediğim şeyler olurdu. Özlerdim. Ama yani vatanımmış gibi canım ciğerimde yanmazdı yani. Hep bana soruluyor işte Amerika mı Türkiye mi diye. Amerika'nın Türkiye'ye göre çok daha fazla sevdiğim özellikleri var. Türkiye'nin de Amerika'ya göre çok daha fazla sevdiğim özellikleri var. Keşke iki ülke arasında sevdiğim özellikleri alıp, sevmediklerimi atıp mükemmel ülkeyi yaratabilseydim. Ama öyle bir şans yok. Şimdi eve gideceğim. Ellerimi yıkayacağım. Kapıdan girer girmez en sevdiğim şey. Zira iğrenç hissediyorum şu an kendimi. Para saydım falan. Kasayı kapattım. Leş gibi hissediyorum kendimi. Dirseklere kadar ellerimi bir yıkayacağım. Sonra oturacağım, bu videoları yükleyeceğim. Bir önceki videonun araba kısmını editleyeceğim çünkü telefon 3 kere mi 4 kere mi düştü salak salak. Kim bilir nörolarımı çekti yani oramı buramı çekmesi de değil de yani. Şu an gene 183. bölümdeyim galiba. Bitecek az kaldı. Yani son bölümlerini sevmiyorum Avrupa yakasının. Yani açıkçası Sacit gidip de Volkan'ın tekrar geldiği bölümleri sanırım sevmiyorum. Ki aslında Sacitli ve Makbuleli bölümleri ilk Volkanlı bölümler kadar da sevmiyorum. Ama Sacit gidip Volkan gelince hepten zaten son zamanlar artık izledim ve ben o zamanlarını sevmiyorum bence. Çok kalabalık, çok fazla insan var. Mesela hiç sevmediğim Gaffur karakterinin oğlum olası hiç sevmedim ve tekrar tekrar izlerken de hiç haz almıyorum. Makbule karakteri ona keza özellikle son bölümlerde hiç ilk zamanlar ilk geldiği zamanlar fena değildi. Burhan'a taparken. Ama sonra İzzet'le falan kırıştırmalar bilmem ne. Bazar beni yeri şeyle. İzzet karakterinin delisi değilim. Burhan'ı seviyorum ama Burhan'ın son hallerine de çok deliriyorum diyor. Yani genel anlamda Burhan Avrupa yakasında en sevdiğim karakter tabii ki ama ilk geldiği zamanki böyle hafif kro, hafif değil müthiş böyle sinsi falan halleri. Sonra böyle biraz yumuşuyor. Yumuş hallerini de seviyorum. Psikopat ya. Tanrıverdi'ye çok aşık değilim. Bir şey su değil bence kesinlikle Tanrıverdi. Hoş çocuk ayrı. Ya Murat kardeşim olsun ayrı. Hoş çocuk. Göze hoş. Ama yani bir şeysi değil kendisi. Selin'e çok çıldırıyordum diyemem ama yani bir şekilde gidiyordu. No? Yes, me? Me first, my dear. Okay. Başka kim var Avrupa? Şey çok kötüydü zaten. Cesur muydum neydi? Geldiği gibi gitti. Çok da isabet bir karardı. Hatta bence Avrupa yakasının en kötü. Ay şu an şu köşesi bizim sokağın ucunda. Nasıl sokakta yaşıyorsam iki tane transseksüel olduğunu tahmin ettiğim hayat kadını var. Geçen gün bunlar hakkında konuşuyoruz Charlie'yle. Dedim üzülüyorum onlara. Niye üzülüyorsun? Başka bir meslek yapabilirler falan diye. Türkiye'de açıldı. Dedim Türkiye'de ne yazık ki yani transseksüeller ya da yanlış kelime kullanmak istemiyorum. Travestilerle transseksüel bilemiyorum. Her neyse. Hani cinsiyet değiştirip ne yazık ki sadece fuhuş yapmak zorunda olanlar var. Yani tabii ki çok açık görüşlü bir müessesede belki ama genel anlamda ne yazık ki hepsi sadece fuhuş yaparak hayatını geçindirebiliyorlar. Çünkü siz transseksüel bir öğretmen düşünebiliyor musunuz? Bence kötü bir şey olduğundan değil. Bence olmalı da ama yani ben düşünemiyorum Türkiye'de böyle bir şeyin olabileceğini açıkçası. Şimdi yine bana kızacaksınız ama
Ya ben gene bu arabaya dokunduracağım sanki. Yani o yüzden öyle söylüyordum Charlie. Her neyse dur şimdi. Önce konuşayım ondan sonra fark edeyim. Üzülüyorum. Keşke başka meslekler yapabilseler. Hani normal topluma karışabilseler falan diyordum. Charlie'ye bir türlü anlatamadım niye o meslek dışında bir meslek yapamayacaklarını. Çok en sonunda sinir oldum. Ne dedim çok biliyorsun sen. Söz. Her neyse. Bugün yine görüntü kalitesi çok yüksek ve sohbet düzeyi çok yüksek. Çok eğitici, bilgilendirici bir video çektim. Gerçekten kendime çok gurur duyuyorum. Artık gitme zamanı geldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Güzel, çok mutlu bir gündü benim için. Ama sonunda biraz batırdım. Yani o şey olayını. Tarihe dikkat edeydi miydi? Neyse, onu da çözüm bulunacak. Okay. Şimdi Bilgen yeni kafayı takacağı konu bu olacak. Beni azıcık biliyorsanız bir ay boyunca da bu muhabbeti çekeceksiniz benden. Size söylemesi diyordunuz ya acaba yeni birisi sormuş yeni gündemimiz ne olacak diye. Yeni gündemimizin bu olması olası. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana olan sabrınız, desteğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Yarın gene görüşeceğiz. Sabah uyanacağım, yorumlarınızı okuyacağım. Cevap verebildiklerime vereceğim. Kendinize iyi bakın.